Psikolojik fenomenler son günlerde oldukça revaçta. 20. yüzyılla beraber irrasyonel insan tanımına geçiş yapılırken insanların garip huyları daha da sistematik ve bilimsel olarak ele alınmaya başlandı. Bu fenomenlerle ilgili çalışmaları okuduğumuzda, araştırdığımızda kendimizin veya çoğunlukla çevremizdekilerin etkisi altında olduğu garip huylar dikkatimizi çekiyor. En çok dikkatimi çeken 3 ilginç psikolojik fenomeni sizinle paylaşmak istiyorum. Ringelmann etkisi. İlk olarak 1913'te Fransız bir mühendis Maximilian Ringelmann tarafından keşfedilen bu fenomene göre bir grubun katılımcı sayısı arttıkça gruptaki bireyin bireysel verimliliği düşüyor. Biz daha çok birlikten kuvvet doğar diye bilsek de gruba eklenen her yeni kişi gruptaki diğer kişilerin marjinal katkılarını olumsuz olarak etkiliyor. Ringelmann etkisinin tanımını yaparken herkesin aklında halat çekme oyunu canlanmıştır. Maximilian Ringelmann da bu fenomeni kanıtlamak için deneklere halat çekme oyunu oynatıyor zaten. İpin ucuna kişinin harcadığı kuvveti ölçmek için dinometre takan araştırmacı, halatı çeken kişilerin sayısı arttıkça bireysel performansların %50'ye kadar düştüğünü ölçmüş. Psikologlar bu etkiye sosyal tembellik diyor. Yani insanoğlu tüm başarıyı kendi sahiplenemeyecekse tam performansında çalışmıyor. Bir nevi arada kaynamaya çalışıyor. Halo etkisi. İlk olarak ünlü psikolog Edward Thorndike'ın 1920'de yazdığı bir makalede kullandığı terim. En genel tanımı güzel bir kadının veya yakışıklı bir erkeğin kişilik veya davranışsal olarak da iyi biri olduğunun düşünülmesi. 1974'te 60 tane erkek üniversite öğrencisiyle yapılan bir deneyde öğrencilere kadın öğrenciler tarafından yazılmış kompozisyonlar okutulmuş. Kompozisyon kağıtlarının 3'te 1'inde çekici bir kadın öğrencinin, 3'te 1'inde çekici olmayan bir kadın öğrencinin fotoğrafları varken diğerlerinde de hiç fotoğraf yoktu. Ve evet bingo, erkek öğrenciler çekici kadın öğrenci fotoğrafı bulunan kompozisyona daha yüksek not vermişler. Bu etki sadece insanların birbirine karşı olan etkisi ile ölçülmüyor. Bir nesnenin de sizin üzerinizde çok olumlu görüş bırakan bir özelliği diğer kötü özelliklerini görmezden gelmenize neden olabiliyor. Eğitimde ve yargıda bu etkinin halen büyük bir rolü var. İtalya'da arkadaşını öldürmek ile suçlanan Amerikalı Amanda Mary Knox üzerinden dönen tartışmalar bu psikolojik fenomenin etkisi olabilir. Ayrıca ülkemizde ve dünyada geniş kitleler tarafından izlenen O Ses yarışmasının formatı da Halo etkisi ana fikrinden çıkmıştır. Jürinin yarışmacının dış görünüşünden etkilenmemesi için karar verene kadar arkası dönük şekilde sadece sese odaklanılması isteniyor. Dunning-Kruger etkisi. En güzelini sona sakladım. Cornell Üniversitesi'nden David Dunning ve Justin Kruger tarafından keşfedilmiş ve herkesin günlük hayatta en çok karşılaştığı ve müzdarip olduğu fenomen. Bu etkiye göre kişinin cesareti aslında bilgisizliğinden kaynaklanıyor. Yani her şeyi veya çok şeyi bildiğini iddia eden ve bu konuda şüphe etmeyen kişiler aslında Dunning-Kruger sendromu yaşıyorlar. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Lanet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. Bu insanlar niteliksiz olsa da kendi niteliklerini abartırlar. Hatta gerçekten nitelikli bir insanın niteliklerini de görmekten acizlerdir. Yapılan deneylerde belli bir konu üzerinde bilgisi olan kişiler kendi başardıkları işler üzerine tevazu gösterirken bu fenomenin etkisi altında olanlar kendilerini şüphe duymadan övebilirler. Bu dertten sadece ülkemiz değil, genel olarak tüm dünya müzdaripmiş ki David Dunning ve Justin Kruger'in bu çalışması 2000 yılında Nobel ile ödüllendirilmiş. Peki biz bu psikolojik fenomenlerin etkilerini yaşıyor muyuz? Grup içinde iş yaparken arada kaynamaya çalışıyor muyuz? Bir kişi çekici bir dış görünüşe sahip diye ona pozitif ayrımcılık yapıyor muyuz? Hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız konular için şüphe etmeden fikrimizi savunuyor muyuz?